Bu Çukurova Bölgesel Havalimanı ile ilgili de maalesef buna benzer sorunlar yaşandı. Ama şu anda son ihalede de ciddi bir rekabet doğdu. Ciddi teklifler verildi ve biraz önce sizle bilgileri de paylaştım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti 2023'e doğru şehir buluşmaları kapsamında Mersin'deki Supi Öner Öğretmen Evi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Çavuşoğlu, tarım, turizm ve ihracatın lokomotifi Akdeniz'in incisi Mersin'de milletvekilleri ve MKYK üyeleriyle 13 ilçede sokak sokak vatandaşlarla bir araya geleceklerini, onların görüşlerini, önerilerini, taleplerini dinleyeceklerini söyledi. Özellikle diplomasimizde de önem verdiğimiz bir alandır. İnşallah turizm diplomasimizde de bu bölgeye, Mersin bölgesine nitelikli turistin gelmesi için Kültür ve Turizm Bakanımız ve ilgili kurumlarımızda ve burada yine valimizde, milletvekili arkadaşlarımızla, yerel yönetimlerle birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, petrol ihraç eden ülkeler ve petrol ihraç eden ülkeler dışı üretici ülkelerden oluşan petrol ihraç eden ülkeler artı grubunun petrol üretimini düşürme kararı sebebiyle ABD'nin Suudi Arabistan'a tepki göstermesine ilişkin fiyatların düşmesini istiyorsanız madem piyasaya ürün sunacak ülkelerin üzerindeki ambargoları kaldırın. Sadece bir ülkeyi tehdit ederek bu sorunu çözemezsiniz dedi. Konusunda üretimi arttırması ya da kısıtlaması da bir etkendir. Ama bugün enerji fiyatlarının esas artmasının sebebi Ukrayna'da yaşanan savaş ve artık enerjinin bir silah olarak kullanılmaya çalışması. Sadece enerjiyi üreten ülkeler tarafından değil, bir enerji konusunda yaptırım uygulayan ülkeler de buna dahil. Sonuçta herkes etkileniyor. Ama öyle veya böyle, OPEC ülkeleri aldı bir karar, bu hoşunuza gidebilir, gitmeyebilir. Burası çok önemli değil. Ama bir ülkenin kalkıp da bu ülkede ya da Suudi Arabistan'ı özellikle son zamanlarda tehdit ettiğini görüyoruz. Bu kabadayılık doğru değil. Yani eleştirebilirsiniz, hoşnut olmadığınızı söyleyebilirsiniz. Biz de fiyatların artmasından çok hoşlanmıyoruz. Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın değerlendirme grubu görevlendirmesine ilişkin görüşü sorulan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarının kurtarılmasının AGİT-MİNSK üçlüsünün çabalarıyla olmadığını 30 yıl oyaladıklarını söyledi. Basın toplantısının ardından AK Parti'ye katılan Yeni Yol arkadaşlarına rozet takacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, kentte iş insanları, sivil toplum örgütleriyle bir araya geleceklerini, esnafı ziyaret edeceklerini ve gençlerle de buluşacaklarını ifade etti.